Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lenovo Yoga Slim 7 Pro dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Şimdi masanın üzerinde görüyorsunuz. Lenovo uzun yıllardır dizüstü bilgisayar üretiminde faaliyetlerde bulunan bir marka ve özellikle bu Yoga serisinde farklı farklı modelleri var. Bütçeye göre, özelliklere göre birçok farklı modeli yine Lenovo'nun bu Yoga serisinde bulabiliyoruz. Şimdi Yoga serisinin özelliği aslında böyle genelde ince, hafif ve performanslı ürünler piyasaya sürmüş olması. Şimdi bu ürün hem slim hem de pro. Yani hem performanslı hem de incelik ve hafiflik anlamında da kullanıcılara üst düzey bir deneyim yaşatıyor. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tuş takımı oldukça güzel tasarlanmış. Hani birçok şeyi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tuşların araları da hani kullanım açısından baktığımızda oldukça ergonomik. Işıklandırılmış bir klavye var karşımızda. İsterseniz bu ışığı da kapatabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ve diğer bütün modellerde olduğu gibi. Bunun dışında orta kısmın hemen altında, alt kısmın neredeyse böyle cihazın klavye tarafının 3'te 2'sini kaplayacak şekilde büyüklükte bir touchpad'imiz bulunuyor. Touchpad'in yanında da işte cihazla ilgili bazı özelliklerin görüldüğü bir çeşitli sticker'larımız var. İşte Nvidia'nın işte ekran kartını gösteriyoruz. Intel Core i7 işlemci diyor. Intel Iris platformunu kullandığını belirten bir sticker'ımız da var. Bunun dışında cihazın ön tarafında yani klavyenin olduğu tarafta herhangi bir başka bir tuş yok. Yani açma, kapama ya da ne bileyim şunu yap bunu yap tuşları yok. Yan tarafı çevirdiğimizde bir açma kapama tuşu bizleri karşılıyor. Onun hemen yanında bir tane USB bağlantımız, kulaklık çıkışımız ve mikrofon ve kulaklık çıkışımız yer alıyor. Diğer sol tarafta ise iki tane tip C bağlantımız var. Bunlar yalnız özel bağlantılar, standart tip C değil. Thunderbolt olarak da kullanılan, aynı zamanda güç, aynı zamanda da ekran bağlamanızı sağlayan kabiliyetli bağlantılar. Bunun dışında ekrana gelecek olursak, ekran tarafında yan taraflarda hem sağda hem solda oldukça ince bir çerçeve var. Üst kısmındaki çerçevenin kalınlığı ve alttaki kalınlığı birazcık daha yüksek. Üst tarafta bir webcam bizleri karşılıyor. Hemen şurada böyle parmağımızla kapatıp açabildiğimiz bir yerde. Bunun dışında bu siz de ekranda görüyorsunuz gri renkli bir bilgisayar ve bu şekilde şöyle de slim modellerinin bazılarında hatta böyle ters de dönebiliyor Yoga'nın başka modellerinde ama bunda öyle bir özellik bulunmuyor. Böyle 180 derece kapağını açabiliyoruz. Şimdi bu genel görünümünden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Cihazın teknik özellikleri tarafında 14 inçlik 2.8K'lık 2880'e 1800 piksellik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın parlaklığı 300 nit, 16 GB RAM, Intel Core i7 11. nesil 11370H işlemci, 1 TB'lık M.2 PCIe SSD'miz mevcut. 2 GB'lık GeForce MX450 ekran kartımız var. Bu güzel bir şey. Neden? Zaten 11. nesille beraber bir Iris platformu vardı. Üzerinde bütünleşik bir ekran kartı var ama harici bir ekran kartımız da var. Bu da oyunlarda bir tık daha fazla ve daha iyi bir performans elde edeceğiniz anlamına geliyor. Cihaz Windows 10 Home işletim sistemiyle geliyor. 1.3 kilogram ağırlığa sahip, 61 watt saatlik bir pilimiz var. Wi-Fi 6 desteği var. USB bir tane tip A'lar 3.2 Gen 1000 olarak var. Zaten bir tane var USB tip A baktığımızda. 2 adet de USB C'miz var. Bu Thunderbolt 4 olarak geçiyor. Hem ekran hem de güç için burayı kullanabiliyoruz. Aydınlatma klavye olduğunu söyledik ve fiyatının da 15.000 TL olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim bilgisayarın bize sunduğu deneyime. Şimdi özelliklerine baktığımızda 16 GB RAM çok güzel, onu söyleyeyim. Ya o üst düzey bir performans sağlıyor. Ayrıca ek olarak baktığımızda önemli bir detay da SSD'nin de 1 TB olması. Şimdi Pro bir model olduğu için SSD'yi de 1 TB olarak da geldiği için hani yer konusunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ben. Çok büyük dosyalar, hani video editing falan yapıyorsanız bilemem ama normal günlük hayatta kullanacağınız birçok dosyayı bunun içine koyabilirsiniz ve taşıyabilirsiniz. Herhangi bir performans tarafında da ya da depolama alanı tarafında da herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oldukça da performanslı bir bilgisayar var. Çünkü 11. nesil Intel işlemci kullanıyor. Bu Intel işlemci de i7 olduğu için, hani i5'i de var biliyorsunuz, bunun i3'ü de var, i7'si de var. En üst düzey olanı kullandığı için de performans anlamında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Her istediğiniz gibi, yani özellikle günlük ihtiyaçları karşılayabilirsiniz. Mobilite anlamında sizin işinizi görür ki, birazdan pil tarafında bundan da bahsedeceğim.
Ayrıca hani şartları zorlarsanız ben buna bir de harici bir ekran bağlayayım derseniz mesela video montaj filan bile yapabilirsiniz. Photoshop olsun, Premiere olsun veya işte böyle özellikle yazılımcılar için mesela üniversitede okuyan yazılım öğrencileri için de çok ciddi bir performanslı bilgisayar olduğunu belirteyim. Bu şekilde kullandığınız zaman da herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oyun tarafına gelecek olursak teknik özellikler tarafında anlattık. Şimdi bunun üzerinde iki tane ekran kartı var. Bir tanesi bütün ışık ekran kartı Iris. Şimdi Iris bile, sadece Iris bile olmuş olsaydı zaten Valorant'ta, CSGO gibi birçok oyunda rahatlıkla kullanabilirdiniz. Herhangi bir sorun yaşamazdınız. Ama bu cihazın üzerinde 2 GB'lık MX450, Nvidia'nın özellikle mobil cihazlar için geliştirdiği MX450 ekran kartı var. Şimdi hal böyle olunca tabii ki performansı da, oyun performansı da daha üst düzeyde oluyor. Elbette bu böyle hani 6 GB'lık, 8 GB'lık işte böyle büyük kasaların ekran kartları kadar üst düzey bir performans sunmayacaktır. Zaten öyle bir iddiası da yok bu bilgisayarın ama günlük oyunların ötesinde de performans isteyen oyunlarda da belli bir noktaya kadar performanslı bir şekilde oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun altını özellikle çizeyim. Bu sayede istediğiniz gibi oyunda oynayabilirsiniz. Hatta işte az önce de söyledim. Video montaj olsun, Photoshop olsun benzer programlarda da bir noktaya kadar tabii abartmamak kaydıyla performans da alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Onun da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim sentetik testlere. Tabii ki bizim kullanım deneyimimiz önemliydi ama bir de işin sentetik tarafı var. Biliyorsunuz biz PC Mark kullanıyoruz. Bütün testlerimizde PC Mark 10 ile yaptığımız testlerde puan olarak 5383 puan aldı bu bilgisayar. Pil tarafına gelecek olursak, şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Pil tarafında güzel bir adaptörümüz var. Şöyle bir ucu tip C olan, şöyle bir bağlantımız olan ki şu sol tarafta iki tane tip C olduğunu da söylemiştim. Bu adaptörle beraber cihazımızı şarj ediyoruz ve bu adaptörle beraber şarj ettiğimiz yani %100'e kadar şarj ettiğimiz cihazla ilgili biz sentetik testlerde yaptık. Mesela PC Mark'ın bateri testinde 13 saat 6 dakika gibi oldukça iyi bir değer bize sundu. Hani bu performansa göre çok iyi bir şey. Tabii biz burada video senaryosunu kullandık. Video senaryosunda 13 saat 6 dakika ne demek? Şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz bu cihazla 13 saat 6 dakika boyunca hiç durmadan video izleyebilirsiniz. Yani bu da günlük olarak hani konuşacak olursak, belki günlük hayatta böyle 13 saat boyunca video izlemiyorsunuz. Sabah aldığınız akşama kadar çok rahat bir şekilde pide, adaptöre ihtiyacınız olmadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ha, adaptöre ihtiyacınız olduğu zaman da illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz ki bence küçük bir adaptörü var. 100 watt'a kadar çıkış verebilen mesela adaptörler var. Onları da kullandığınız zaman ekstra bir adaptöre ihtiyacınız olmadan da cihazı şarj edebilirsiniz. Hatta bunu destekleyen powerbank modelleri de var. Öyle bir powerbank da aldığınız zaman cihazı adaptöre ihtiyaç olmadan, elektriğe ihtiyaç olmadan da şarj etmeniz mümkün olur. Bunun da güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Çünkü özellikle dışarıdayken, yani mobilken bu tarz pil konusu bizim için önemli bir hale geliyor. Şimdi gelelim kamera ve hoparlör testlerimize. Biliyorsunuz biz her zaman önce bir kamera testi yapıyoruz. Kamerayla kendimizi kaydediyoruz. Şu anki teknoloji okulunun stüdyosunda çektiğimiz ışığı, ışıkla ve kendi mikrofonu üzerinden aldığımız sesi size aktarıyoruz. Ardından bir de hoparlörlerin ses kalitesini de sizlere gösteriyoruz. Onun için de bir müzik çalıyoruz. Onu da şimdi izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Lenovo Yoga Slim 7 Pro üzerinden kaydediyorum. Kamerası üzerinden daha doğrusu kaydediyorum ve sesi de yine bilgisayarın üzerindeki mikrofonlar yardımıyla kaydetmekteyim. Şu anda görüyorsunuz monitörü, yani ekranı oynattığım zaman kameranın açısı da değişiyor. Çünkü hemen üst kısma yerleştirdim. Şöyle parmağımla göstereyim. İşte siz de bu bilgisayarı aldığınız zaman görüntülü bir görüşme yaparsanız ya da bir şekilde video kaydetmek istediğinizde 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede ses ve görüntü elde etmiş olacaksınız. We'll be right back.
Öte yandan cihazın üzerinde bazı ekstra yazılımlar da geliyor. Lenovo'nun kendi geliştirdiği yazılımlar bunlar. Bu yazılımlarla beraber cihazın özelliklerini, pil durumunu, işte o anki çalışan uygulamaları vesaire de siz ekstradan da görebiliyorsunuz. Bunda güzel bir özellik olduğunu belirteyim. Fiyat tarafına gelecek olursak, ki bugünlerde en çok bizi meşgul eden, dikkatimizi çeken konu artık fiyat tarafı olmaya başladı. Şimdi hem hafif, hem güçlü, hem de işte ekran mesela işte 2.8K çok güzel, yüksek bir çözünürlük. Normalde artık hani Full HD standart haline geldi ama Full HD'nin ötesinde de ekranları görmeye başladık. Bu ekran hani kullanım zevkini de çok üst düzeyde arttırıyor. Bununla beraber baktığımızda arkadaşlar fiyatı 15.000 TL. Şimdi tabii ki yüksek bir rakam, bunu söylemekte fayda var. Ama işte kurların arttığı, 11'i geçtiği, Euro'nun 12'yi geçtiği, doların 11'i geçtiği bir ortamda ne yazık ki artık hani bilgisayar fiyatları da hani 10.000 liraları zorlamaya başladı ki hani bu giriş seviyesi artık neredeyse 6-7 bin lira oldu. Orta seviye artık 10.000 civarında. Böyle yeni nesil işlemci, yüksek kaliteli ekran, ekstra özellikler falan koyduğumuz zaman tabii ki cihazların fiyatı bu seviyede çıkmaya başladı. Hani bence fiyatı en azından benzer özelliklere sahip bilgisayarlar açısından değerlendirdiğimizde makul. Ama hani ulaşılabilir bir rakam mı? Herkes böyle bir bilgisayar alabilir mi? Ne yazık ki ülkenin şartları göz önünde bulundurduğumuzda alınmasının zor olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki fiyatı belirleyen şey ne yazık ki markalar da değil artık. Kurlar vesaire şunlar derken artık fiyatlar bu seviyeye gelmiş durumda. Ama ben günün sonunda sunduklarına göre fiyatının makul olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Lenovo Yoga Slim 7 Pro dizüstü bilgisayar incelemesinin sonuna geldik. Bu videoda bu ürünün özelliklerini anlatmaya çalıştık ama bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz özellikler varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Bildiklerimizi, anladıklarımızı elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. Bunun da altını özellikle çizelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada teknolojioku.com adresinde hepinizi bekliyoruz. Orada da böyle güzel haberlerimizi, videolarımızı, içeriklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Oraya da gelmeyi ve bizi ziyaret etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.